Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Bir F5 uçağı düşünün. Kokpiti boş. Pilot saniyeler önce atlamış ve F5 havada uçmaya devam ediyor. Ve bu süreç tam 45 dakika boyunca devam ediyor. Nerede mi oluyor bu olay? Merzifon'da. Amasya'nın Şirin ilçesi Merzifon yakınlarındaki 5. Anajet Üs Komutanlığı'nda. Gelin sizi 1980'li yılların başına götüreyim. Ve bir parçası da benim olduğum bu hikayeyi birlikte dinleyelim. Benim çocukluğumda Merzifon'un çok farklı bir yeri vardır. 1980-84 yılları arasında babam Merzifon'da hava radar mevzi komutanıydı ve biz de babamın görevi nedeniyle Merzifon'da oturuyorduk. Hatta ilkokula da Merzifon'daki İrfan İlköğretim Okulu'nda başlamıştım. Bir gece evde otururken telefon acı acı çaldı. Babam telefonu açtı, bir şeyler konuştu ve sakince telefonu kapadı ve saniyeler içerisinde evden çıktı. Tabii biz yaşananları birkaç gün sonra öğrenecektik. Bir gece uçuşunda Merzifon 5. Anajet Üs Komutanlığı'ndan 2 F-5 uçağı havalanmıştı. Bu 2 F-5 uçağında ön tarafta uçan lider daha tecrübeli bir pilot ve yanında yer alan uçakta da biraz daha tecrübesiz bir pilot vardı. Yani 2 numara olarak uçuyordu. Gece uçuşu sırasında 2 numaradaki uçan pilot vertigo olmuştu. Vertigo'yu biraz sonra size detaylı olarak anlatacağım. Vertigo olduktan sonra uçağın hangi pozisyonda olduğunu bir his kaybıyla birlikte fark etmemiş ve F-5 uçağını anormal duruma sokmuştu. Yaklaşık inişe gelirken meydana gelen bu olayın arkasından pilot fırlatma koltuğunu kullanarak uçağını terk etti. Lider tabii ki bütün bu gelişmeleri bir yandan takip ederken atlayan pilotun paraşütünün açıldığı bilgisini Merzifon'daki uçuş kulesiyle paylaştı. Paraşütü biraz takip ettikten sonra diğer uçağın uçtuğunu fark etti. Uçuş kulesinde hemen konu o zaman üst komutanı olan hava pilot Tuğgeneral Ural Aktulay'a iletildi. Onun talimatıyla lider pilotsuz bir şekilde uçmaya başlayan F-5'i takip etmeye başladı. Uçak gayet güzel, düz bir şekilde uçuyor. Hatta arada irtifa alıp, irtifa vererek uçuşuna devam ediyordu. Bu arada görev bitmişti, yakıt azdı. Bir süre sonra lider yakıt sıkıntısına girdiğini belirterek tekrar döndü ve Merzifon'a indi. Bu arada tabii bir tartışma başlamıştı. Bu uçak nereye gidecekti? Bir yerleşim birimi üzerine düşecek miydi? Bu ciddi bir stresti ve aynı zamanda konu Hava Kuvvetleri karargahından da yani Ankara'dan da çok yakından takip ediliyordu. Ben bu anıyı emekli hava pilot Tümgeneral İrfan Sarp'ın anılarından derledim. Kendisi de o gün karargahtaki nöbetçi generaldi. Evine gelen telefonla bu olaydan haberdar olmuş ve aynı zamanda devre arkadaşı olan Ural Aktulay ile konuşarak olayı nereye gideceğini tahmin etmeye çalışıyorlardı. Lider Merzifon'a indikten sonra bu arada yeni bir uçak hazırlanmıştı ve bu uçak hava mühimmatlarıyla, füzeleriyle birlikte diğer uçuşunu pilotsuz olarak sürdüren F-5 uçağını takip için havalanmıştı. Merzifon hava üssüne teker koyarken bu sırada hava füzeleriyle silahlı yüklenmiş bir Scramble uçağı da Merzifon'dan havalanıyordu. Bu pilot gerekirse yerleşim birimi üzerine pilotsuz uçağın gelmesi durumunda uçağı düşürme yetkisine sahipti. Havalanan uçak kısa sürede pilotsuz olan F-5'in takibine başladı ve uçak tam 45 dakika yani pilotun atlamasından tam 45 dakika sonra yine Merzifon ilçe sınırları yakınlarında meskun bir alana düştü. Uçağın tabii ki herhangi bir şehir yerleşim birimi olmayan bir yere düşmesi de sadece tarlada düştüğü yerde küçük bir maddi hasarın oluşmasına neden olmuştu. Büyük bir tehlike böyle sorunsuz olarak atlatılmıştı. Peki pilot niye vertigo olmuştu? Vertigo neydi? İsterseniz vertigo bilgilerini emekli hava tabip albay ve profesör doktor bu
Muzaffer Çetin Güç'ün hazırladığı Havacılık ve Uzay Psikolojisi kitabından birlikte okuyalım. Havacılık jargonunda vertigo olarak bilinen ve denge yanılsaması olarak da tarif edilen bu bozukluğa giren pilot, örneğin düz uçuşta olduğu halde tırmanışta, ters uçuşta veya taklalar atmakta olduğunu sanıp uçağa anormal durum kumandaları verebilir ve sonunda çakılabilir. Genel havacılık kazalarında %10'luk bir yer tutmasına rağmen bu kazaların %90'ı ölümle sonuçlanmaktadır. Dizoriente pilot sadece bir pozisyon algı hatası içinde değil, aynı zamanda uçuş aletlerini doğru okuyup yorumlama ve doğru karar verme konusunda da bilişsel zafiyetler gösterir. Tepki süresi uzar, zihinsel şaşkınlık içine girer ve inkapasite olur. Bazı pilotlar disoriente olduğunun farkına varmazlar. Bazıları fark edip uçağa düzeltme kumandaları vermek ister. Ama vestibüler hislerin baskınlığı o kadar çoktur ki bu tanımlanamaz bir dirençle karşılanır. Uçuş, gece karanlığı, bulut içi ve sis gibi görsel referansların olmadığı koşullarda yapılıyorsa pozisyon algısı büyük ölçüde bozulur. Profesör Doktor Muzaffer Çetin Güç'ün de bu şekilde anlattığı olay sonrasında pilot vertigo olmuştu ve uçağı anormal duruma girdikten sonra atlamak zorunda kalmıştı. Peki dünyada benzer olaylar olmuş muydu? Tabii ki pilotsuz uçan çok sayıda uçak var. Bunlardan bir tanesi de tarihler 4 Temmuz 1989'u gösterirken Avrupa'da yaşanmıştı. O yıllarda Doğu Almanya'daki bir Sovyet üssünden MiG-23 tipi bir uçak havalanmıştı ve bu uçak bir arıza nedeniyle pilotun terk etmesinin ardından tek başına uçmaya başlamıştı. Ve bu uçuş tam 900 km sürecekti ama uçuş sırasında tüm Avrupa'daki hava kuvvetleri alarma geçecekti. Soğuk Savaş'ın olduğu yıllarda özellikle Amerika tarafı ve Avrupa tarafı Sovyetler Birliği'nden bir saldırı bekliyordu. Bunun için sürekli radarlar, alarm sistemleri aktif bir şekilde karşı tarafı izliyordu ve buradan gelecek bir hareketi değerlendirmek üzere alarmdaydı. Tabii ki benzer şekil Sovyetler Birliği için de geçerliydi. Sovyetler Birliği de karşı taraftan gelecek bir saldırıya karşı tüm erken uyarı sistemleri açıktı. Anlattığım pilotun uçağı terk etmesinden sonra belki uçak, sistemler, motor tekrar çalıştı, ne oldu ne bitti bunu bilmiyoruz ama MiG-23 uçmaya devam ediyordu. Bu arada uçuş sırasında MiG-23 Batı hava sahasına girdiği zaman Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait o yıllarda Avrupa'daki hava önlemeyi gerçekleştiren F-15 uçakları da alarm için havalanmışlardı ve uçağı takip etmeye başlamışlardı. Ama ilginç olan bir bilgi vardı. Pilotlar MiG-23'ün kokpitinde kimsenin olmadığını, kanopinin fırladığını, fırlatma koltuğu olmadığı bilgisini yerle paylaşmışlardı. Yani aslında bir acil durum yaşanmış ve MiG-23 uçuşuna devam etmekteydi. Uçak Batı Almanya hava sahasından sonra Belçika hava sahasına girdi. Zaten Avrupa ülkelerinin yüz ölçümleri çok küçük olduğu için birkaç dakika içinde uçak farklı ülkelere doğru gidebilmekteydi. Belçika Hava Kuvvetleri'nin F-16'ları, Amerikan F-15'leri, hatta bunlara destek olarak Fransız Hava Kuvvetleri'nin Mirage 2000'leri de bu kovalamaca ekibine katılmışlardı. Uçak, pilotun atladığı yerden tam 900 km ilerideki Belçika'da Lille kasabası yakınlarında bir köyde boş bir eve vurdu. Fakat evin yakınında oturan 18 yaşında bir genç bu kazada patlamanın etkisiyle hayatını kaybetti. Bütün Avrupa bir Sovyet Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-23'ün pilotunun atlamasıyla ve pilotun başıboş kalmasıyla alarma geçmiş, ayağa kalkmıştı. Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti bu olay sonrasında ama en azından büyük bir panik uçağın düşmesiyle, daha doğrusu yakıtının bitip bir köy evine çarpmasıyla son bulmuştu. Sizlere havacılık hikayelerini bu şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Lütfen bize sorularınızı yorum yaparak iletin. Ayrıca videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu tahmin ediyorum. Detaylı havacılık haberleri ise tolgaozbek.com internet sitemizde bize info@tolgaozbek.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.